Ben üstümü değiştireyim şunun. Tamam. Terlemiş. Ne? Sen dükkana gitmeyecek miydin? Ne yapıyorsun evde? Artık dükkan yok Cemile. Gidecek bir dükkanımız yok. Nasıl ya? Ana firmadan adamlar geldi. Bugün bayiyle elimizden aldılar. Ne diyorsun lan? Niye ki? Biz imzaladığımız sözleşmede vaat ettiğimiz bir marka bedeli vardı. Onu yatıramadık o yüzden. Ama satış yaptıkça oradan pay vermeyecek miydiniz? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O belli bir satışa ulaşabilseydik öyleydi. Biz doğru dürüst iş yapamadık. Doğru dürüst dükkanı bile açamadık başımızdaki şu mevzulardan. Ya bir ödeme gecikmesiyle dükkanı elimizden alamazlar herhalde. Söylemedin mi hastanız var diye? Her şeyi dedim Cemile. Adamların derdi para değil ki. İşte açılıştaki o polis baskını. Mehdi'nin Zeynep'i kaçırdığı için her yerde boy boy adamın çıkması. İşte bayilik verdikleri birinin şimdi hapiste olması falan. Firmaların adına gölge düşürülmüş. Marka değerleri zedelenilmiş falan filan. Bin tane tata bak. Adamın bir gelip suratıma tükürmediği kaldı Cemile. Şu yaşta böyle ağrıma gittik. Ben Müşken'i yatırayım. Geçmiş olsun ya. İnşallah geçer. Yani öyle pat diye dükkan kapatamazlar herhalde. Bizim de bir hakkımız vardır. Soralım Hüseyin abiye. Hakkımızı arayalım mı? Sordum Cemilem, sordum. Adamlar zaten sözleşme feshnamesiyle gelmişler. Sordum. Sözleşmenin de feshnamenin de fotoğrafını çekip yolladım Hüseyin abiye. Oğlum yapacak bir şey yok diyor. Dava da açsanız adamlar her türlü avantajlı dedi. Bayağı bildiğin yapacak bir şey yok yani. İşte böyle ben derim ki sendeki o kalan parayla şu adamların marka bedelini her ne zıkkım sonra ödeyin. Ya bari cezai şart ödemek zorunda kalmayalım. Zaten neyle ödeyeceksek. Nasıl olacak ki şimdi Mehdi çıkınca? Ben başka birinin yanında çalışmaya çalışık değil ki o. Başkasının demesiyle iş yapamaz. Biliyorum ben. Zor tabii. Zor. Zavallı Mehdi. Vay arkadaş. Cemile ben de şu yaşıma kadar babamdan başkasına çıraklık etmedim. Ama sen üzülme gülüm. Limon satar yine size bakarım. Tamam. Zavallı Mehdi.